Osmanlı'da materyalizme, pozitivizm merkez olan Edebiyat-ı Cedide, yani yeni edebiyat akımı yayın organı da Servet-i Fünun dergisi o zamanlar. İşte devlet yıkmanın sistemine bak. Abdülhamit zamanında yayına başlamış ve geliştiriliyor. Hareketin önde gelen şair ve yazarlarının Abdülhak Hamit ve Recaizade Mahmut Ekrem şu fikirleri sürekli Osmanlı'da işliyorlar. Binlerce, yüz binlerce yere gönderiliyor. Bir, İslam medeniyeti devrini tamamlamıştır diyor Abdülhamit devrinde. Bak, İslam medeniyeti devrini tamamlamıştır. Yani artık bundan sonra İslam diye bir şey olmaz diyor. Çünkü artık Darwinizm var diyorlar, evet. Materyalizm var. Her yerde Darwinist ve materyalist propaganda yapılıyor. Batı'da düşüncesiyle, sosyolojisiyle ve tekniğiyle yeni bir medeniyet çıkmıştır diyorlar. Yani böyle bir köylü garibanlığı, köylü ezikliği ne ortaya çıkmıyor. Bazı insanlar var mesela köylü garibanlığı olur. Köylü olmak bir şereftir ama onu küçüklük olarak görür. Mesela bir garibanlık gelir üstüne. Halbuki hepimiz köylüyüz. Köylü olmak bir şereftir ama öyle o öyle görür. Kendi kafasına göre. O kafayla baktığı için bak Avrupa'ya hemen kanıyor. Yepyeni bir medeniyet çıktı diyor. Yemiş onu yani. Bak Batı düşüncesiyle, sosyolojisiyle, tekniğiyle yeni bir medeniyet çıkmıştır. Osmanlı'da bunu yiyen çok fazla adam oldu. Üç, Osmanlı Devleti bu medeniyete karşı er geç yıkılacaktır diyor. Osmanlı bunu söylüyor. Evet. Servet-i Fünuncular bunu söylüyor. Bütün Osmanlı'ya hakim etmişler bunu. Abdülhamit de habire Darwinist propaganda yapıyor. Ver, 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 ver. Bütün Osmanlı topraklarını veriyor. Bütün paşalar, bütün bakanlar, hepsi Darwinist Abdülhamit devrinde. Tamam. Oradan alıştıkları için, yani Osmanlı'yı yıkma belli bir süreç içinde devam etsin dediler. Güneydoğu'nun ayrılması, yani Osmanlı'nın yıkılması süreci kesintisiz bir süreç diyor İngilizlerin derdi. Bu devam edecek. Güneydoğu'yu da vereceğiz. Karadeniz'de vereceğiz, Akdeniz'de vereceğiz, İzmir'de, İstanbul'da, sadece Anadolu'nun iç kısmında diyor. İşte Yozgat, Ankara, işte o bölgeler, Konya, o bölgelerde diyor Türk milleti toplanacak. Denize kapalı olmasını istiyor ayrıca. Yani sırf iç Anadolu'da yaşayan bir Türklük istiyorlar. Yani hep soruyorlar, iki türlü seçenek.